Evet son zamanlarda gündemden düşmeyen Epstein adasını hepiniz duymuşsunuzdur. Stephen Hawking'den tutun Amerikan başkanlarına kadar uzanan gerçekten mide bulandırıcı bir olay. Bugün bu konuyu ve buna benzer Türkiye'deki olayları size yorumlayarak anlatmak istedim. Çünkü şu anda internette doğru bilgiden çok yalan bilgiler dolanıyor. Fakat videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Sorbil'den sizlere bahsetmek istiyorum. Sorbil içinde yüzden fazla eğitim bulunan bir online eğitim platformu. Sorbil ile birlikte 4 ana kategoride kendinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim gibi Sorbil Premium ile başka eğitim platformlarından sadece bir eğitim satın alabildiğiniz fiyata Sorbil'den yüzden fazla eğitim satın alabiliyorsunuz. Sorbil Premium aylık 69.90 ve yıllık 349 TL'ye size platformdaki tüm eğitimlere ve her ay eklenen yeni eğitimlere sınırsız erişim sağlıyor. Sorbil Premium ile dilediğiniz gibi kendinizi platformdaki eğitimlerle geliştirebiliyorsunuz. Üstelik tamamlanan her eğitim için ek ücret ödemeden uluslararası geçerliliği olan bağımsız İngiliz akreditasyon kurumu CPD üyesi Sorbil tarafından uluslararası sertifika alabiliyorsunuz. Ayrıca Sorbil'e yeni eklenen Sorbil'in sanal zekası de dilediğiniz her alanda sorular sorabiliyor, sohbet edebiliyorsunuz. Sorbil Premium'u satın alırken size özel İskender kodunu da kullanarak %20 ek indirim alabiliyorsunuz. Böylece indirimle birlikte Premium'un fiyatı yıllık sadece 280 TL oluyor. Sorbil'e videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Öncelikle Epstein kimdir onu bir konuşalım. Kendisi Amerikalı Yahudi bir iş insanı. Finansçı ama en önemlisi bir suçlu. Tabi kendisinin işi gereği inanılmaz bir network'ü var. Amerika Amerikan başkanlarından tüm Hollywood ünlülerine kadar herkesle irtibatı var. Epstein reşit olmayan çocukları istismar etmek için bir ada satın almış. Bu adanın ismi de sizin de bildiğiniz Epstein adası olarak geçiyor. Kendi adasına da bir sürü ünlü ismi ağırlayarak bildiğiniz bir suç adası kurmuş. Tabi suçu delillerle ispatlandıktan sonra bu herif tutuklanmış ama bu dava içinde bir gizlilik kararı alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu adaya giden ünlü isimlerin bir listesi patlak verince olay yeniden gündem oldu. Batı tarafında gerçekten bu listede olmayan kişi yok. Benim en şaşırdığım isim de Stephen Hawking oldu yani adam hareket bile edemiyor ama onun da farklı sapık bir zihniyeti varmış. İşin Türkiye tarafındaysa gerçekten şu anda çok karışık iddialar var ve birçoğusu doğru değil. Şu anda adaya gitmiş suçu kanıtlanmış bir Türk yok. Fakat İbrahim Askaloğlu'nun yaptığı habere göre adada istismara uğrayan bir Türk varmış. Sayısız çocuğu bu pis işlerine alet etmişler. İşte sadece çocukların istismar edildiğini değil kendi ayinleri içinde çocukları kullandıklarını falan yazıp çizen bayağı insan var. O konular biraz daha komplo teorisine giriyor tabi ama bence çok da yanlış şeyler değil. Açıkçası doğrudur değildir bilmem ama benim bugün bu videoyu yapmamın ana sebebi de bu zaten. Din adamlarından, tarikat liderlerinden çocukları uzak tutmamız gerekiyor. Herkes şu anda Türkiye'de Epstein olayı içerisinde mağdur olan çocuklar var mı? Varsa kim şeklinde merak ediyor. Ama böyle Epstein adasıymış falan çok da uzaklara gitmemize gerek yok. Türkiye'de zaten halihazırda problem olan tarikatlar var biliyorsunuz. Tarikat yurtlarında istismara uğrayan, hatta kendi canına kıyan genç insanlar, çocuklar varken farklı yerlere odaklanmaya gerek yok. Zaten içimizde bu tarz sapık bir ton insan var. Türkiye'deki tarikat tarikatların da zaten bu Epstein olayından çok bir farkı yok. Aslında ikisi de aynı problem. Türkiye'de de tarikatlar devlet eliyle güçlendiriliyor ve devletin her yerinde her kurumuna girebiliyorlar. Ki zaten üzerinden çok geçmedi. FETÖ'nün de devlet içine sızarak bir darbe yapmaya çalışması yakın zamandan bir örnek yani. İki sene önce Enes Kara vardı hatırlarsanız. Zorla tarikat yurduna gönderilmiş. Orada baskıya maruz kalan 18 yaşında genç bir çocuktu. Tarikat yurdunda gördüğü baskı yüzünden kendi canına kıymıştı. Hala da tarikat yurtlarında aynı Enes Kara gibi bir sürü genç aynı sıkıntıları yaşıyor. Şimdi bu Epstein Einstein olayı ile birlikte şeriatçı kitleye güzel bir gündem değiştirme konusu oldu. Mesela şu şeriatçı arkadaş Türkiye'de bulunan sinagogların hepsinin incelenmesi gerektiğini yazmış. Kesinlikle katılıyorum. Bugün gündem olan Epstein olayı harbiden mide bulandırıcı, kan dondurucu bir olay. Kesinlikle Türkiye'de de bu konudan mağdur olan birileri var mı? Ya da bu işlerin içerisinde bulunan Türkler var mı? Türkiye'de böyle faaliyetler yürütülüyor mu? Araştırılsın. Ama aynı şekilde tarikatların, tarikat yurtlarının da incelenmesi gerekiyor. Bu şeriatçı arkadaşlara sorsak Kur'an kurslarının, cemaat yurtlarının araştırılmasını istemez bilmezler ama kendilerini çok da ilgilendirmeyen konularda böyle ahkam kesmeyi de biliyorlar. Hatta ben bu konuyla alakalı bir tweet de attım. Tweetin altına hemen doluşmuşlar. İşte sen Yahudi avukatlığı yapıyorsun. Neden Yahudileri savunuyorsun diye. Kardeşim benim kimseyi savunduğum falan yok. Kaldı ki reşit olmayan çocuklara karşı suç işleyen insanları hiç savunmam. Neden savunayım? Benim derdim hangi dinden olursa olsun, hangi cemaatten, hangi tarikattan olursa olsun bu tarz oluşumlar tarafından istismara uğrayan her çocuk. Yani o bizden, şu sizden diye ayırmıyorum ben. Ben tüm bu tarikat oluşumlarına karşıyım. Sizin de anlayamadığınız şey bu zaten. Hepsinin araştırılması, hepsinin incelenmesi, hepsinin denetlenmesi eğer bir suç varsa ortada kapatılması gerekiyor. Velhasılı kelam Epstein olayıyla birlikte tekrardan gördük ki çocuklarımızı bu tarz tarikatlardan, cemaatlerden, topluluklardan kormamız gerekiyor. Tabii ben korumamız gerekiyor diyorum ama çoğu aile maalesef çocuklarını kendi eliyle böyle tarikatlara teslim ediyor. Enes Karın'ın durumu da zaten aynen böyleydi. Kimisi zengindir, ada satın alır, pis işlerini orada yapar. Diğeri öğrencilerin yurt problemi olduğu için kendi tarikatının yurduna gelmesine mecbur bırakır. Hepsi sonuç olarak aynı yere çıkıyor maalesef. Dünyada da içimizde de böyle pis insanlar var. Bizim de elimizden geldiğince bunlara karşı tavır almamız gerekiyor ki daha fazla çocuk bu olaylardan dolayı zarar görmesin. Ama tabi başımızda AKP hükümeti olduğu için tarikatlarda, tarikat yurtlarında her şey incelenmeden, denetlenmeden aynı şekilde devam ediyor. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.